Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Risale-i Nur'da sorular ve cevaplar şualardan. 8. remiz. Bu remzin beyanından evvel en mühim iki suale cevap yazılacak. 1. sual. Bütün kıymetler kitaplar içinde Risale-i Nur, Kur'an'ın işaretine ve iltifatına ve Hazreti İmam Ali'nin radıyallahu anh takdir ve tahsinine ve Gavs-ı Azam'ın teveccüh ve tefşirine, müjdelemesine ve şey ihtisası nedir? O iki zatın kerametle Risale-i Nur'a bu kadar kıymet ve ehemmiyet vermenin hikmeti nedir? El cevap. Malumdur ki bazı vakit olur bir dakika, bir saat ve belki bir gün, belki seneler kadar ve bir saat, bir sene, belki bir ömür kadar netice verir ve ehemmiyetli olur mesela. Bir dakikada şehit olan bir adam bir velayet kazanır ve soğun şiddetinden incimad etmek, donmak zamanında ve düşmanın dehşet hücumunda bir saat nöbet, bir sene ibadet hükmüne geçebilir. İşte aynen öyle de. Risale-i Nur'a verilen ehemmiyet dahi zamanın ehemmiyetinden, hem bu asrın şeriat-ı Muhammediye'ye aleyhissalatü vesselam ve şair-i Ahmediye'ye aleyhissalatü vesselam ettiği tahribatın dehşetinden, hem bu ahir zamanın fitnesinden, eski zamandan beri bütün ümmet istiaze etmesi, Allah'a sığınması cihetinden, hem o fitnelerin savletinden, saldırısından, müminlerin imanlarını kurtarması noktasından, Risale-i Nur öyle bir ehemmiyet kesbetmiş ki, kazanmış ki, Kur'an ona kuvvetli işaretle iltifat etmiş ve Hazreti İmam Ali radıyallahu anh 3 kerametle ona beşaret vermiş ve Gavs-ı Azam radıyallahu anh kerametkârâne ondan haber verip tercümanını teşcih etmiş, teşvik ve gayrete getirmiş. Evet, bu asrın dehşetine karşı taklidi olan itikadın istinat kaleleri, dayanak noktaları sarsılmış ve uzaklaşmış ve perdelenmiş olduğundan her mümin tek başıyla dalaletin cemaatla hücumuna mukavemet ettirecek, dayandıracak, karşı koyabilecek gayet kuvvetli bir imanı tahkiki, güçlü bir iman lazımdır ki dayanabilsin. Risale-i Nur bu vazifeyi en dehşetli bir zamanda ve en lüzumlu ve nazik bir vakitte, herkesin anlayacağı bir tarzda, hakaiki Kur'aniye ve imaniyenin en derin ve en gizlilerini gayet kuvvetli bürhanlarla ispat ederek, o imanı tahkikiyi taşıyan halis ve sadık şakirtleri dahi bulundukları kasaba, kariye ve şehirlerde hizmet-i imaniye itibariyle adeta birer gizli kutup gibi, müminlerin manevi birer noktaya istinadı olarak bilinmedikleri ve görünmedikleri ve görüşülmedikleri halde, kuvve-i manevi itikatları cesur birer zabit gibi, kuvve-i maneviyi el-i imanın kalplerine verip müminlere manen mukavemet ve cesaret veriyorlar. Yani tabiri caizse manevi bir atmosfer oluşturuyor. Tıpkı yağmurun gelmesi için o halin oluşumu gibi manevi yağmurun inişine vesile oluyor. 2. sual, keramet izhar edilmezse daha evla olduğu halde neden sen ilan edersin? Yani keramet gösterirsin. Aslında şu da var. Üstad tam tersine hiçbir şeyde keramet göstermiyor ama mübalağa etmiyorum. Ki ben 90 yıllarında Malatya'da Moral FM radyosunda Necmettin Şahiner'in yazmış olduğu Son Şahitler adlı kitaptan farklı yerlerden de üstadın keramet bari şeylerini çıkarttım. Radyoda okudum. Hatta daha sonra kendisine dedim ki ya, yani baktığın zaman hakikaten üstadın sanki hiç kerameti yok. İnanınız mübalağa etmiyorum. Yani Abdülkadir Geylani'den, Muhiddin Arabi'den, birçok evliyanın gösterdiği kerametten daha çok kerameti ama üstü perdeli. İhlasa zarar gelmesin diye açık etmemiş üstad. Yoksa baktığımız zaman orada ben onlarca, hatta onları kendisine verdiğimde dedim ki bunu bir kitap olarak bassanız, ayrı bir keramet kitabı. Doğru dedi, birisi daha söylemişti dedi bana. Yani bu manada baktığımız zaman, yani kendim de gerçi gördüm. Yani onu da değişik şekillerde anlattıydım. Yani bekaya kalmıştım. Kısaca ifade edeyim. Bekaya kalmıştım. Bu manada ne yapayım dedim. Dediler ki bir ay öncesine rapor alman lazım dedi. Sağlık raporu. Uzun sözün şeyi, bir telaşa düştüm. Yani bu
İşte çocuk da var. Evliyiz. 33 yaşındayım. Şimdi tedirginim. Dediler seni apar topar alır götürürler. Kısa o arada da doktordan, özel bir doktordan almadan önce sıkıntı tam bastı bizi tabii ya. O sırada dershaneye gittim. Dedim bari namazı kılayım ama namaz kılacak durumum da yok. Yani telaş içerisindeyim. O sırada baktım ki salonda masanın üzerinde tek bir kitap var. Tarihçi Hayat. Dedim ya üstad ne diyecek? Tefeül edeyim dedim. Rastgele açtım. Ve şu şiir çıktı. O mektubatta da var. Bırak bir çare feryadı. Beladan kıl tevekkül. Zira feryat bela ender, hata ender, beladır bir. Bela vereni bulduysan ata ender, safa ender diye bunu okuyunca içimde bir rahatlık oldu. Ondan sonra rahatça hiç acele etmeden namazımı kıldım ve doktorun yanına gittim. Rapor alacağımı söyledim bir ay geçmişe ait. Bu sefer demesin mi ki hocam daha fazla istiyorsan vereyim. Yok dedim bir ay. Yo yo dedi daha çok istiyorsan vereyim. Bu bir. İkincisi özel doktor. Para çıkarttım vereceğim almadı. Lütfen doktor bey dedim. Israr ettim. Yine almadı. Ve akabinde hem bekaya kalma durumum olmadı ve hemen onun arkasından paralı askerlik çıktı. 5.000 marka. Burdur'a gittik. O da bir yana 2 aylık askerlik yapacaktık. O da bir yana bu sefer askerlik tarihinde ilk defa bayrama denk geldiği içindir ki 15 gün erken terhis olduk. Ki komutanlar bile şaşırdı. Mümkün değil. Yani yarım saat önce bile sizi bırakamayız dedi. 15 gün önce terhis olduk. Ve pikniğe gider gibi gitmiştik. Hiçbir sıkıntı da çekmedik. İlk günden itibaren sürekli mescitteydik. Her hafta sonu medreseye gidip geliyorduk. Yani böyle bir durum. Yani ifade etmek istediğimiz, yani Risale-i Nur'da ben mübalağa etmiyorum. Yani çok rahatlıkla. Yani fakat dediğimiz gibi üstad ihlası muhafaza etmek için hepsi settareli gitmiş, örtülü gitmiş, perdeli gitmiş. Ama Risale-i Nur'daki veya üstadın hayatındaki kerametler hiçbir evliyanın çok rahatlıkla ifade ederim hayatında göstermediği kerametler var. Dikkat edilirse de görülebilir. İşte bizim kendi başıma gelen bu olayda olduğu gibi. Ki onların önemli bir kısmını da yine tespitler.com'da var seslendirdim. Yani seslendirdim onları, o kerametvari şeyleri dile getirdim, bakılabilir, dinlenilebilir. Evet, bir daha soruyu ifade edeyim. İkinci sual, keramet izhar edilmezse daha evla olduğu halde neden sen ilan edersin el cevap? Bu bana ait bir keramet değil. Yani kendisine vermiyor. Mesela yine şundan dolayı, Üstad mesela Rusya'dan kaçarken olan olayı anlatmıyor kendisi. O kendisiyle beraber kaçan subay anlatınca Üstad ses çıkartmıyor. O da şu, Volga Nehri'nin karşısına geçecekler. Geçmek mümkün değil. Üstad o subaya diyor ki gözünü kapa diyor sırtıma bin diyor. Boynumdan tut diyor. Aman açma diyor. Gözünü açma diyor. Sırtına biniyor gözünü kapatmış. O subay diyor ki ya baktım şarıltı ses su seçleri sesleri diyor. Bir an diyor gözümü ne diye açtım diyor. Açınca diyor suya batmaya başladık hemen geri kapattım diyor. Ve karşıya geçtik üstad bana dedi ki Keçeli bizi boğduracaksın. Bizi boğduracaksın. Buyurun. Belki Kur'an'ın icazı manevisinden tereşüh ederek, sızarak, damlayarak, has bir tefsirinden keramet suretinde bizlere ve ehli imana bir ikram Rabbani ve inam ilahidir. Elbette mucize-i Kur'aniye ve onun lemaları izhar edilir. Ve nimet ise şükür niyetiyle ilan etmek bir tahdis-i nimettir. وَاَمَّا بِنِيمَةَ رَبِّكَ فَحَدِّسْ Rabbinin nimetini de yad et. Duha 11. ayeti izharına emreder. Yani hem kendisine vermiyor usta, Risale-i Nur'un diyor özelliğidir. Hem de bir tahdis-i nimettir. Yani Cenab-ı Hak böyle bir nimeti vermiş, dile getir. Benim için medar-ı fakir ve gurur olacak bir liyakatım ve istihkakım olmadığını, yani ben böyle şeye müstahak değilim, kasemle, yeminle itiraf ediyorum. Ben çekirdek gibi çürüdüm ve kurudum. Bütün kıymet ve hayat ve şeref o çekirdekten çıkan şecere-i Risale-i Nur ve mucize-i manevi Kur'aniye'ye geçmiş biliyorum. Ve öyle itikad ettiğimden icaz-ı Kur'ani hesabına izhar ederim. Bütün kıymet bir mucize-i Kur'aniye olan Risale-i Nur'dadır. Hatta eskiden beri taşıdığım Bediüzzaman ismi onun imiş. Yine ona iade edildi. Risale-i Nur ise Kur'an'ın malıdır ve manasıdır. Üçüncü mesele,
Gençlik rehberinde izahı bulunan ibretli bir hadisenin hülasası şudur. Bir zaman Eskişehir hapishanesinin penceresinde bir cumhuriyet bayramında oturmuştum. Karşısındaki lise mektebinin büyük kızları onun avlusunda gülerek raks ediyorlardı, oynuyorlardı. Birden manevi bir sinema ile 50 sene sonraki vaziyetleri bana göründü. Bugün internette öyle bir program var. Yani kişinin bulunduğu durumdan ileriyi gösteriyor. Aynı kişiyi, işte diyelim ki çocuksa gençlik, orta yaş, ihtiyar, en son şeyini gösteriyor. Onun gibi yani. Ve gördüm ki o 50-60 kızlardan ve talebelerden 40-50'si kabirde toprak oluyorlar, azap çekiyorlar. Ve 10 tanesi 70-80 yaşında çirkinleşmiş. Gençliğinde iffetini muhafaza etmediğinden, sevmek beklediği nazarlardan nefret görüyorlar, kat'i müşahede ettim. Onların o acınacak hallerine ağladım. Hapishanedeki bir kısım arkadaşlar ağladığımı işittiler, geldiler, sordular. Ben dedim, şimdi beni kendi halime bırakınız, gidiniz. Evet, gördüğüm hakikattır, hayal değil. Nasıl ki bu yaz ve güzün ahiri sonu kıştır. Öyle de gençlik yazı ve ihtiyarlık güzünün arkası kabir ve berzah kışıdır. Geçmiş zamanın 50 sene evvelki hadisatı sinema ile hali hazırda gösterildiği gibi, gelecek zamanın 50 sene sonraki istikbal hadisatını gösteren bir sinema bulunsa, yani öyle o program olduğu gibi bir de sinemada böyle bir film çevrilse, ehli dalalet ve sefahetin 50-60 sene sonraki vaziyetleri onlara gösterilseydi, şimdiki güldüklerine ve gayri meşru keyiflerine nefretle ve teellümlerle, elemlerle ağlayacaklardı. Ben o Eskişehir hapishanesindeki müşahede ile bu hali görerek meşgul iken, sefahet ve dalaleti terviç eden bir şahs-ı manevi, insi bir şeytan gibi karşıma dikildi ve dedi, biz hayatın her bir çeşit lezzetini ve keyiflerini tatmak ve tattırmak istiyoruz. Bize karışma. Ben de cevaben dedim, madem lezzet ve zevk için ölümü hatıra getirmeyip dalalet ve sefahete atılıyorsun, katiyen bil ki senin dalaletin hükmüyle bütün geçmiş zamanı mazi ölmüş ve mağdumdur. Ve içinde cenazeleri çürümüş bir vahşetli mezaristandır. İnsaniyet alakadarlığıyla ve dalalet yoluyla senin başına ve varsa ve ölmemişse kalbine o hadsiz firaklardan, ayrılıklardan ve o nihayetsiz dostlarının ebedi ölümlerinden gelen elemler senin şimdiki sarhoşça pek kısa bir zamandaki cüz'i lezzetini imha ettiği gibi gelecek istikbal zamanı dahi itikatsızlığın cihetiyle yine mağdum ve karanlıklı ve ölü ve dehşetli bir vahşetgâhtır. Adeta tek başına bir yalnızlık. Ve oradan gelen ve başını vücuda çıkaran ve zamanı hazıra uğrayan biçarelerin başları ecel celladının satırıyla kesilip hiçliğe atıldığından mütemadiyen akıl alakadarlığıyla senin imansız başına hassiz elim endişeler yağdırıyor. Senin sefihane cüz'i lezzetini zîr-üzeber eder. Eğer dalaleti ve sefaheti bırakıp iman-ı tahkiki ve istikamet dairesine girsen, iman nuruyla göreceksin ki o geçmiş zamanı mazi mağdum ve her şeyi çürüten bir mezaristan değil, belki mevcut ve istikbale inkılap eden nurani bir alem ve baki ruhların istikbaldeki saadet saraylarına girmelerine bir intizar salonu görünmesi haysiyetiyle değil elem, belki imanın kuvvetine göre cennetin bir nevi manevi lezzetini dünyada dahi tattırdığı gibi, gelecek istikbal zamanı değil vahşetgah ve karanlık, belki iman gözüyle görünür ki, saadeti ebediye saraylarında hassiz rahmeti ve kerimi bulunan ve her bahar ve yazı birer sofra yapan ve nimetlerle dolduran bir Rahman-ı Rahim-i Zülcelal-i vel İkram'ın ziyafetleri kurulmuş ve ihsanlarının sergileri açılmış, oraya sevkiyat var diye iman sinemasıyla müşahede ettiğinden derecesine göre baki alemin bir nevi lezzetini hissedebilir. Demek hakiki ve elemsiz lezzet yalnız imanda ve iman ile olabilir. İmanın bu dünyada dahi verdiği binler fayda ve neticelerinden yalnız bir tek fayda ve lezzetini bu mezkur bahsimiz münasebetiyle gençlik rehberinde bir haşiye olarak yazılan bir temsil ile beyan edeceğiz şöyle ki. Mesela senin gayet sevdiğin bir tek evladın sekeratta ölüm anında ölmek üzereyken ve meyusane ümitsizce elim elemli ebedi firakını ayrılışını düşünürken birden Hazreti Hızır ve Hakimi Lokman gibi bir doktor geldi
tiryak, ilaç gibi bir macun içirdi. O sevimli ve güzel evladın gözünü açtı, ölümden kurtuldu. Ne kadar sevinç ve ferah veriyor, anlarsın. İşte o çocuk gibi sevdiğin ve ciddi alakadar olduğun, milyonlar sence mahbub sevilen insanlar, o mazi geçmiş mezaristanında, senin nazarında çürüyüp mahvolmak üzere iken, birden hakikati iman, hakimi Lokman gibi, o büyük idamhane tevehüm edilen mezaristana kalp penceresinden bir ışık verdi. Onunla baştan başa bütün ölüler dirildiler. Ve biz ölmemişiz ve ölmeyeceğiz. Yine sizinle görüşeceğiz. Lisan-ı hal ile dediklerinden aldığım hadsiz sevinçler ve ferahları iman bu dünyada dahi vermesiyle ispat eder ki, iman hakikatı öyle bir çekirdektir ki, eğer tecessüm etse, cisim haline gelse, maddileşse, bir cennet hususiye ondan çıkar. O çekirdeğin şeceri tuğbası olur, dedim. Küfür içinde ifade edecek üstad ifade ediyor. Yani küfür de açılsa ondan da özel bir o kişi için, o kişiye has bir cehennem çıkacak. İşte iman çekirdeği içerisinde o kişiye özel bir cennet var. O muannit inatçı döndü dedi. Hiç olmazsa hayvan gibi hayatımızı keyif ve lezzetle geçirmek için sefahet ve eğlencelerle bu ince şeyleri düşünmeyerek yaşayacağız. Cevaben dedim. Hayvan gibi olamazsın. Çünkü hayvanın mazi ve müstakbeli yok. Ne geçmişi var ne geleceği. Ne geçmişten elemler ve teessüfler alır ve ne de gelecekten endişeler ve korkular gelir. Lezzetini tam alır. Rahatla yaşar, yatar, Halık'ına şükreder. Daha da ötesi, hatta kesilmek için yatırılan bir hayvan bir şeyi hissetmez. Yani rahatla yemini yiyor. Ya biraz sonra kurban olacaksın. Hatta yavrusu veya annesi, annesi orada kurban edilecek, yavru orada hala yemeye devam ediyor. Ve iki kişiden birisi kurban ediliyor, öbürü hala yemeye devam ediyor. Bu kadar açık. Yalnız bıçak kestiği vakit hissetmek ister. Fakat o his dahi gider. O elemden de kurtulur. Burada da şunu ifade edeyim. Yani Şanlıurfa İlahiyat'ta bir akademisyen bunun incelemesini yapıyor. Yani bizzat bunu araştırıyor, inceliyor. Hakikaten hayvanlar hissetmiyorlar. Yani üstadın dediği gibi hissetmek istiyor, o his dahi gidiyor. Yani acı çekmiyor kesinlikle. Demek en büyük bir rahmet, bir şefkat-i ilahiye gaybı bildirmemektedir. Ve başa gelen şeyleri setretmektedir. Hususan masum hayvanlar hakkında daha mükemmeldir. Yani hem aklan hissetmiyor, hem o bıçağın şeyini de etkisini de hissetmiyor. Yani üstadın dediği gibi iş hep oraya odaklanıyor. Tam hissetmeye adeta çalışır, o his dahi gidiyor. Yani acı çekmiyor. Fakat ey insan, senin mazi ve müstakbel, hayvan böyle ama insanın geçmiş ve geleceğin akıl cihetiyle bir derece gaybilikten çıkmasıyla setre gaybden hayvana gelen istirahatten tamamen mahrumsun. 50 sene sonrayı düşünüyor. Veya doğmamış çocuğunun ne olacağını düşünüyor. Geçmişten çıkan teessüfler, elim firaklar ve gelecekten gelen korkular ve endişeler senin cüz'i lezzetini hiçe indirir. Lezzet cihetinde 100 derece hayvandan aşağı düşürür. Madem hakikat budur, ya aklını çıkar at, hayvan ol, kurtul veya aklını imanla başına al. Kur'an-ı dinle 100 derece hayvandan ziyade ve fani dünyada dahi safi lezzetleri kazan diyerek onu ilzam ettim, yendim. Yine o mütemerrit inatçı şahıs döndü dedi. Hiç olmazsa ecnebi dinsizleri gibi yaşarız. Cevaben dedi. Ecnebi dinsizleri gibi de olamazsın. Çünkü onlar bir peygamberi inkar etse diğerlerine inanabilirler. Peygamberleri bilmese de Allah'a inanabilir. Bunu da bilmezse kemalata medar bazı seciyeleri bulunabilir. Yani en azından yani bir milliyetçilik düşüncesiyle kendi devletinin menfaatını düşünebilir. Ama bizde ihanet içerisinde olan işte devlet yıkılsın diyor. Çünkü tamamen tefessüh etmiş. Fakat bir Müslüman en ahir ve en büyük ve dini ve daveti umumi olan ahir zaman peygamberi aleyhissalatü vesselam'ı inkar etse ve zincirinden çıksa daha hiçbir peygamberi, hatta Allah'ı kabul etmez. Çünkü bütün peygamberleri ve Allah'ı ve kemalatı onunla bilmiş. Onlar onsuz kalbinde kalmaz. Yani onun için bir bozuldu mu bizdeki birisi tam anarşist oluyor, tam bozuluyor. Yani o
Onun için mürtede İslamiyet'in hakkı hayat tanımamasındaki hikmet o. Zehir gibi, yılan gibi zehirlemekten zevk alıyor. Tam bir hain yani. Bunun içindir ki eskiden beri her dinden İslamiyet'e giriyorlar ve hiçbir Müslüman, hakiki Yahudi veya Mecusi veya Nasrani Hristiyan olmaz. Belki dinsiz olur, seciyeleri bozulur. Vatana, millete muzur, zararlı bir halete girer, ispat ettim. O muannit, inatçı ve mütemerrit şahsın daha tutunacak bir yere kalmadı, kayboldu, cehenneme gitti. İşte ey bu medrese-i Yusufiye'de benim ders arkadaşlarım. Madem hakikat budur ve bu hakikatı Risale-i Nur o derece kat'i ve güneş gibi ispat etmiş ki, 20 senedir mütemerritlerin inatlarını kırıp imana getiriyor. Biz dahi hem dünyamıza, hem istikbalimize, hem ahiretimize, hem vatanımıza, hem milletimize tam menfaatli ve kolay ve selametli olan iman ve istikamet yolunu takip edip, boş vaktimizi sıkıntılı hülyalar yerinde, Kur'an'dan bildiğimiz sureleri okumak ve manalarını bildiren arkadaşlardan öğrenmek ve kazaya kalmış farz namazlarımızı kaza etmek ve birbirinin güzel huylarından istifade edip bu hapishaneyi güzel seciyeli fidanlar yetiştiren bir mübarek bahçeye çevirmek gibi amal-i saliha ile, salih ameller ile hapishane müdür ve alakadarları, cani ve katillerin başlarında zebani gibi azap memurları değil, belki medrese-i Yusufiye'de cennete adam yetiştirmek ve onların terbiyesine nezaret etmek vazifesiyle memur birer müstakim üstad ve birer şefkatli rehber olmalarına çalışmalıyız. Dördüncü mesele. Yine gençlik rehberinde izahı var. Bir zaman bana hizmet eden kardeşlerim tarafından sual edildi ki, küre-i arzı her cümerci getiren ve İslam mukadderatıyla alakadar olan bu dehşetli harbi umumiden 50 gündür, şimdi 7 seneden geçti aynı hal, parantez içindeki not 1946 senesine ait. Hiç sormuyorsun ve merak etmiyorsun. Halbuki bir kısım mütedeyyin ve alim insanlar, dindar ve alim insanlar, cemaati ve camiyi bırakıp radyo dinlemeye koşuyorlar. Acaba bundan daha büyük bir hadise mi var veya onunla meşgul olmanın zararı mı var dediler. Bugün 4. günü. Rusya Ukrayna'ya saldırdı. Şimdi burada herhalde Rusya kendi içinde 89-91 yılında parçalanmasıyla içinden çıkanları herhalde tekrar toplamaya çalışıyor bir ikincisi. En dehşetlisi şu, Ruslara 30 yıl inim inim inlettiren Şeyh Şamil. Allah gani gani rahmet eylesin. Ve diğer taraftan son 90 yıllarında 5 yıl Ruslara çektiren Çeçenler, bugün maalesef Çeçenlerin bir kısmı Kadirov'un başkomutasında, onlar da Ruslarla beraber Ukraynalılara saldırıyor. Tabii Çeçenlerin bir kısmı da Ukrayna tarafında, onlar da Ruslara saldırıyor. Yani böyle dehşetli bir durum maalesef. Biz hep içeriden yaralanmışız. Biz hep içten yıkılmışız, yandırılmışız, çökmüşüz, bitmişiz. Yani Rabbim elbette ki yani bu fitne fesattan bizleri muhafaza etsin. Yani nifak komitesi, münafık cemiyeti, toplulukları hakikaten İslam dünyası bu manada birbirine kırdıraraktan yok ediyor. Böyle bir tehlike bugün de var ama tabii insanın en önemli meselesi ebedi ahiret hayatını kazanıp kaybetme meselesi her insanın başına açılmış. İşte bu manada hakiki ne ile savaş içerisinde olduğumuzu üstad hakiki manayı aslında perdeyi kaldırıyor, gösteriyor şöyle. Cevaben dedim ki, ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur. Birbiri içinde mütedahil iç içe girmiş daireler gibi her insanın kalp ve mide dairesinden ve ceset ve hane dairesinden, mahalle ve şehir dairesinden ve vatan ve memleket dairesinden ve küre-i arz ve nev-i beşer dairesinden tut, tazi hayat ve dünya dairesine kadar birbiri içinde daireler var. Her bir dairede her bir insanın bir nevi vazifesi bulunabilir. Fakat en küçük dairede en büyük ve ehemmiyetli ve daimi vazife var. Ve en büyük dairede en küçük ve muvakkat, geçici, ara sıra vazife bulunabilir. Bu kıyasla küçüklük ve büyüklük makusen mütenasip ters orantılı vazifeler bulunabilir. Fakat büyük dairenin cazibedarlığı cihetiyle küçük dairedeki lüzumlu ve ehemmiyetli hizmeti bıraktırıp lüzumsuz, manayani
ve afaki işlerle meşgul eder. Sermaye hayatını boş yerde imha eder. O kıymetdar ömrünü kıymetsiz şeylerde öldürür. Ve bazen bu harp boğuşmalarını merakla takip eden bir tarafa kalben taraftar olur. İşte en tehlikelisi bu aslında. En tehlikelisi bu. İster istemez. Yani insan yapısında var. İşte Çeçen örneğini verdiğim gibi. Onlardan birisi bir tarafa, bu sefer onları seven sevmeyenler birisi bir tarafa, öbürü bir tarafa. İki kardeş birbirini öldürüyor. Ki yine dağıtmadan fikirlerinizi, Çeçenli yani Rus askerini Ukraynalılar yakalamış halk. Niçin savaşıyor? Bilmiyorum. Bize Ukraynalılar savaş. Yani neden, amaç ne, niye? Bilmiyor adam. Niçin savaştığını bilmiyor. Aynı olay maalesef Çanakkale'de oldu. İngilizler bunu çok iyi yapıyor. Bu fitneyi çok iyi yapıyor. Ve Müslümanı Müslümana kırdırıyor. Baktığınız zaman birçok yerde, yani işte Osmanlı payitaht tehlikede, gidin onlara yardım edin diyerekten bizimle savaştırıyor Çanakkale'de kendi tarafında. Hadi buyurun. Yani Müslümanı Müslümana kırdırıyor. Ve bunun birçok örnekleri var. Onun zulümlerini hoş görür, zulmüne şerik olur. Allah korusun. Birinci noktaya cevap ise evet, bu cihan harbinden daha büyük bir hadise. Ve bu zemin yüzündeki hakimiyet-i âmme, yani ben hakim olacağım. Rusya'nın eski haline dönmesi gibi. Hakimiyet-i âmme davasından daha ehemmiyetli bir dava. Herkesin ve bilhassa Müslümanların başına öyle bir hadise ve öyle bir dava açılmış ki her adam, eğer Alman ve İngiliz kadar kuvveti ve serveti olsa ve aklı da varsa, o tek davayı kazanmak için bila tereddüt sarf edecek. Çünkü yani insan Allah korusun ebedi hayatı kaybederse, kainatı verse doldurabilir mi? Mümkün değil. Bitti. Ebedi cehennem. Bitti yani. İşte o dava ise yüz bin meşahiri insaniyenin ve hassiz nev-i beşerin yıldızları ve mürşitlerinin müttefikan, kainat sahibinin ve mutasarrıfının binler vaat ve ahitlerine istinaden haber verdikleri ve bir kısmı gözleriyle gördükleri şu ki, herkesin iman mukabilinde bu zemin yüzü kadar bağlar ve kasırlarla müzeyyen, süslü ve baki ve daimi bir tarla ve mülkü kazanmak veya kaybetmek davası başına açılmış. Herkesin eğer iman vesikasını sağlam elde etmezse kaybedecek. Ve bu asırda maddiyunluk, maddeperestlik, taunuyla, hastalığıyla çoklar o davasını kaybediyor. Hatta bir ehli keşif ve tahkik bir yerde 40 vefiyattan, ölümden yalnız birkaç tanesi kazandığını sekeratta ölüm anında müşahede etmiş. Ötekiler kaybetmişler. Üstad burada diyor ki, yani bunlar gayrimüslim değil, Müslümanların içerisinde. Ve üstad diyor, bunlar içerisinde namaz kılanlar da var. Sizi ümitsizliğe itmemek için söylemedim diyor. Onlar içerisinde, kaybedenlerin içerisinde namaz kılanlar da var. Adam namaz kılıyor, kahrolsun şeriat diyen çıkıyor. Müslümanım diyor, bu şekilde ifade edebiliyor. Acaba işte böyle tehlikeli bir vaziyette, acaba bu kaybettiği davanın yerini bütün dünya saltanatı o adama verilse doldurabilir mi? Mümkün değil çünkü bir kere kaybetmiş. Bu işin telafisi yok. Okulların telafi sınavları yapıyoruz da. Artık kaybettikten sonra bu işin telafi sınavı yok. İşte o davayı zaten Cenab-ı Hak 70 yıl, 80, 90, 100 yıl müsaade etmiş zaten. Süre vermiş. İşte o davayı kazandıracak olan hizmetleri ve %90'ına o davayı kaybettirmeyen harika bir dava vekilini, o işte çalıştıran vazifeleri bırakıp ebedi dünyada kalacak gibi afaki malayaniyatla iştigal etmek, meşgul olmak tam bir akılsızlık bildiğimizden. Biz Risale-i Nur şakitleri her birimizin 100 derece aklımız ziyade olsa da ancak bu vazifeye, yani iman, Kur'an vazifesine sarf etmek lazımdır diye kanaatımız var. Ey hapis musibetinde benim yeni kardeşlerim, sizler benimle beraber gelen eski kardeşlerim gibi Risale-i Nur'u görmemişsiniz. Ben onları ve onlar gibi binler şakirtleri şahit göstererek derim ve ispat ederim ve ispat etmişim ki, o büyük davayı %90'ına kazandıran ve 20 senede 20 bin adama o davanın kazancının vesikası ve senedi ve beraatı olan, iman-ı tahkiki eline veren ve Kur'an-ı Hakim'in mucize-i maneviyesinden neş'et edip çıkan ve
bu zamanın birinci bir dava vekili bulunan Risale-i Nur'dur. Bu 18 senedir benim düşmanlarım ve zındıklar ve maddiyunlar aleyhimde gayet gaddarane desiselerle hükümetin bazı erkanlarını ifade ederek aldatarak bizi imha için bu defa gibi eskide dahi hapislere, zindanlara soktukları halde Risale-i Nur'un çelik kalesinde 130 parça cihazatından ancak 2-3 parçasına erişebilmişler. Demek avukat tutmak isteyen onu elde etse yeter. Yani elhamdülillah bir nur talebesi kabre girdi. Bir medrese talebesinin üstad örnek verdiği gibi. Soracak men rabbuke ve madinuke ve maneviyuke ve ma kitabuke ve ma kıbletuk. Bazen öğrencilere size kopya veriyorum diyor. Bu 5 soruyu kesin soracak. Rabbin kim? Nebin kim? Kitabın ne? Peygamberin ne? Kıblen ne? Rabbim Allah, dinim İslam, kitabım Kur'an-ı Kerim, Peygamberim Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, kıblem Kabe. Kardeş hele bir otur ya. Hazreti Ömer'in dediği gibi. Sen nereden geliyorsun? Ey Münker Nekir, nereden geliyorsun kardeş? Arş'tan geliyorum. Mübarek, daha yeni dersen çıktım. Daha yeni ben iman Kur'an hakikatlerini dinledim, okudum. Hele bir otur ya. Ne, konun ne? Senin problemin ne? Öğrenmek istediğin ne? Haşir mi? Allah iman mı? Meleklere kendini, gel bakalım sen mi sen kendini daha iyi tanıtırsın, ben mi sana seni daha iyi tanıtırım? İnanız mübalağa etmiyorum. Yani alınan bu hakikatlar ile bir meleğe biz melekten daha çok onun melekliliğini tanıtabiliriz. Yani diğer bir ifadeyle melekten daha çok biz onu daha iyi biliriz. Daha iyi biliriz. Otur kardeş. Ben size evvela istersen seni sana tanıtayım. Senin Rabbini sana anlatayım. Gel. Ağaçlardan, çiçeklerden, bağlardan, bahçelerden, mikro alemden, makro alemden. Say sayabildiğin kadar. Kardeş istersen bunu kameraya çek. HD kalitesinde. Trilyon, kentrilyon megapiksel olsun. Yani en yüksek kalitede. Yani yazıya dök bunları. Yazıyı sese çevir. Bütün sistemleri kullan. 6 cihetten çek. Sen istersen yetmiyor azsanız diğer melekleri de çağır. Şöyle bir halka oluşturalım. Bu arada çayı da koymayı unutmayın. Demlenmiş olsun. Güzel üstüne de bir çay içeriz. Otur bir kardeş. Bütün burada da bir ders yapalım. Hadi buyur. İnanınız ne kadar hoş olur ya. Bütün arkadaşlarını topla. Bu iş Münker Nekir, Kiramen Katibin, Hafaza onlarla bitmiyor ki. Bütün dostlarını, kardeşlerini hepsini çağır. Gel. Bismillah deyip. Bismillah her hayrın başıdır. O halde biz dahi başla onunla başlarız. Hadi biz de Bismillah deyip başlayalım. Elhamdülillah. Ki yani orada artık ilmel yakin olan hakikatler artık aynel yakin ve hakkal yakin derecesine geliyor. Perde kalkıyor. Her şey fahş oluyor, ifşa oluyor. Orada görünüyor. Artık delil getirmeye gerek yok. İçindesin. Melek karşında işte. Ayrı bir, ya melek var mı yok mu nasıl mı şöyle mi de karşında sohbet ediyorsun. Ona anlatıyorsun. O da kendisine anlatmaya veya bildiği kadarını anlatmaya çalışıyor. Veya kendisine bildirilen kadar anlatmaya çalışıyor. Veya aynen normal bir şeyi tekrar ediyor. Çünkü insanınki bilinçli, akıl ve irade. Melekler monoton bir vaziyette. Evet. Hiç hem korkmayınız, Risale-i Nur yasak olmaz. Hükümet-i Cumhuriye'nin mebusları ve erkanlarının ellerinde mühim risaleleri 2-3 müstesna olarak serbest geziyorlardı. İnşallah bir zaman hapishaneleri tam bir ıslahhane yapmak için bahtiyar müdürler ve memurlar o nurları mahpuslara ekmek ve ilaç gibi tevzi edecekler. İnşallah. Hatta bize hapishaneden geliyorlardı mahpuslar. Onlara birkaç saat sohbet ediyorduk beraber bir arada. Kendim de hapishanede 1,5 yıl zaten gittim onlara ders vermek için. O manada yani onların ekmek su gibi bu hakikatlara ihtiyacı var. Oraların hapishanelerin medrese-i Yusufiye yapılması gerekir. Subhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allah'ım.